şanssızdı. Her geldiğinizde yağmur yağıyor ya. Kıymetli dostlar, yine güzel bir rahmetli günde İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim kır çiçeği sizinle tanıştırmak isterim. Çarşamba'nın bayağı ön planda giden ziraatçılardan biridir. Çiftçi arkadaşımız hakikaten çiftçiliği güzel bir şekilde yapıyor. Kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum, kutluyorum. Toprağımızı en güzel şekilde gördüğünüz gibi her türlü çalışmayı yapmış. Şimdi sevgili dostum, beni 3 hafta önce aradığında dedi ki, Adem Bey ben dedi analiz raporu çıkartmak istiyorum, nasıl yapayım falan diye sormuştu. Bugün bilhassa yerinde görmeye geldim. O zaman da demiştim daha önceki buraya gelişimde toprağınızda kil oranı yüksek demiştim. Ve aynı o şekilde çıktı. 7'nin üzerinde, 7,5'e yakın pH'i. Biz bu pH'i düşürmemiz lazım. Ama neyle düşüreceğiz? Onu zaman gösterecek. İbrahim Bey'in tercihleri doğrusuna biz bunu öneriyorum. Buraya leonardit, mineral boyutu yüksek bir leonardit kullanmak zorunda İbrahim Bey. Ayrıca iz elementlerini istemiştim de sevgili dostlar. İz elementleri de bayağı sıkıntılı çıktı. Demir yüksek. Demirin yüksek olması çiftçi arkadaşlar fosforun engellenmesine sebep oluyor. Diğer konulara geleceğiz. Organik madde miktarı bayağı düşük. 2'nin altında. Evet, toprağımız her ne kadar siyah esmer durmasına rağmen böyle bir durum var. Diğer fosfor onun üzerinde. Yani biraz direnç gösterebilir. Ayrıca potasyum çok yüksek. Çalışamayan potasyumun da bir manası yok yüksek olmasının. pH'in burada 7'nin üzerinde olması, 7.30, 7.40 gibi, belki de 7.5'ün üzerinde aldığı yerle bu doğru orantılı. Arkadaşlar bir kere pH 7'nin üzerine çıktığı zaman, pH 5'in altına düştüğü zaman veya 5.5'ün altına düştüğü zaman atmış olduğumuz kimyasal ürünler olsun, organik maddeler olsun, %40 ile %70 arasında bitki kullanamaz. Evet. Bak, atmış olduğunuz kimyasal bir ürün olsun veyahut organik ürün olsun, %40 ile %70 arasında pH yüksekliğinden bitki kullanamaz. Peki bizim en büyük burada yapacak olduğumuz olay, rahmetle güzel, gerçi bugün yağmur da yağıyor. Ne hikmetse daha önce de geldim böyle yağmur yağıyordu. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka toprak düzenlemesini yapmamız lazım. Asayişi buraya kurmamız lazım. Evet, biz yapraktan ürünlerimizi kullanıyor sevgili dostum. Ne fark verdin? Randımanda bana bir şey demiştin. Onu söyler misin? Randımanda yükseklik var. Onda sıkıntı yok. Yalnız doğumda az da geç kalmıştık. İlk başta. Zaten sen en son kullandın. 6. ayda kullanmadın mı? Evet. 6. ayda kullandı bir sefer. Bir sefer mi kullandı? İki sefer. Bir sefer kullandı. Bir sefer kullandı arkadaşlar. Fındıklar... Ama randımanı güzel yaptı. Bir de ben dalları çok enerji görüyorum. Doğru mu İbrahim Bey? Az daha güzel geçiyor. Yani geçen döneme göre güzel diyor. Bana söylesin söyleme ama beni teyit etme. Geçen seneye göre güzel. Bak arkadaşlar, yine size bir şey daha söyleyeceğim. Buna kızıyorum. Daha da fazla kızacağım. Görüyorsunuz dal dibinde dal. Niye bıraktınız İbrahim Bey? Yani dal dibinde dal olmaz hemşerim. Onlar yazın oldu. Heh, ben anlamam. Şimdi konuyu değiştiriyor. Ben sade İbrahim Bey benim önerilerim doğrultusunda iz elementleri çıkardı. Burada demirin fazla çıktığını gördük arkadaşlar. Demir fosforu engelliyor. Oraya geliyorum. pH yüksek zaten. 2-3 tane materyal böyle dengesiz olduğu zaman arkadaşım, senin fındığında bir yıl fazla olacak, bir yıl az olacak İbrahim Bey. Ama bizim ürünleri, Aysa organik ürünlerini kullandığınız sürece öyle ümit ediyorum ki her yıl 3 aşağı 5 yukarı aynı ürünü alacaksın. İnşallah. Ve şey bakımından da, yani randuman bakımından da, irilik bakımından da güzel ürün alacak.
Bu sene bayağı erildi. Randıman kaç? Yani bir uygulamada randuman çoğaldı değil mi? Kaç geldi? 56. Bana söylemedin ama. 50 var. Arkadaşlar şimdi ciddi bak şimdi İbrahim abi. Burada seni Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz seni dinliyor. Diğer çiftçi arkadaşlar da dinliyor bak. 56 geldi mi? 56 geldi ama ya ben kendim yapmıştım randımanını. 2-3 sefer 56 geldi. Biz biraderler falan peki, hepsimiz beraber sattığımız için 55 üzerinden hesap gördük. Fark etmez. Yani içinde 54 olan da vardı. 55 üzerinden tamam, hesap gördük. Beraber yaptığınız için. Neyse ben İbrahim Bey'e huzurunuzda kutluyorum. Bizim önerilerimize inandı. Bizlere inandığı için. Ve daha da ileri boyuta getireceğim de benim programıma uyabilse. Abi dönümüne 600 kilodan aşağı leonardit atma. Şuranın dönümüne 10 ton da leonardit koysan toprağın şeyini değiştiremezsin. Norma getirirsin. Anladın? 600 kilo fazla değil. Bugün 200 kilodan dem vuruyorlar. Yanlış. Bunu baştan söyleyeyim. Dönümüne 200 kilodan dem vuruyorlar. Yanlış. Buraya en az. Çünkü toprağı çok kaliteli arkadaşlar. Bir, killi toprak. Bu kili çözmemiz lazım. İki, kille beraber tuzlanma da var senin toprakta. Var değil mi tuzlanma? Tuz az çıkmıştı daha önce. Ne? Burada tuz fazla ya. Az çıkmıyor diyor. Yok. Şimdi bu toprakta kille beraber kireç de var. Yaklaşık 17 civarında falan kireç var. Kireç de yüksek. Bunun için kireci de kırmamız lazım arkadaşlar. Kireç ne yapıyor biliyor musun değerli dostlar? Kök ucularında felaket bir iyonlaşma yapıyor. Kılcal kök ucularında besin kaynağının bitkiye geçişini engelliyor. Bunu bir sonraki programda anlatacağım Allah nasip ederse. Canlı şahit olarak orada çiftçilerim beni bekliyor. Oraya gidiyoruz. Sayın abi